E-Akademi akademik danışmanlarından Altay Aktürk ben. Bizim E-Akademi'deki görevimiz öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora tezleri aşamasında onlara destek sağlamak. Bunu şu şekilde gerçekleştiriyoruz. İlk başta öğrencimiz çalışmak istediği konuyu belirliyor ve bu konunun belirlemesinde bir takım kriterlere dikkat ediyoruz. Bu kriterlerin başında en önemlisi çalışılacak olan konunun öğrencinin bundan sonraki hayatında ona destek sağlayacak bir konu olması geliyor. Dolayısıyla ilk yönlendirme aşamasında, dersler aşamasında yazılacak olan makalelerle birlikte bir bütün olarak varmak istediğimiz noktayı düşündüğümüz için hem makalelerin hem de daha sonra yazılacak olan tezin birlikte hareket etmesi, birlikte düşünülmesini planlayarak hareket ediyoruz. Ve bu sırada öğrenciye hem konu seçimi hem de tezin nasıl yazılacağı konularında destek sağlıyoruz. Bu destek sağlamaları hem içerik açısından olabiliyor. Şimdi bu içeriğin yanı sıra şekil yönünden nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünden desteklenmesi şeklinde olabiliyor. Halihazırda doktora tezi çalışmasını götüren yaklaşık 200 öğrencimiz var ve bu öğrencilerin sundukları tezlerin daha sonra makale haline getirilip uluslararası yayınlarda yer almalarını da sağladığımız desteklerden biri. Destekleme aşamasında öğrencinin kafasına takılan herhangi bir takım sorular olursa her an bizle irtibata geçip çözüme ulaşabilirler. Onun ötesinde yorumlanmaları, soruların test sorusunun hazırlanması aşamasında bizle destek alabilirler. Öğrencilerimiz araştırmak istedikleri bir konuyla birlikte bize başvurdukları anda bu konunun araştırılma yöntemini belirlemek için birlikte çalışmaya başlıyoruz. İlk başta bir takım kriterlere bakıyoruz. Bir, bu konu araştırmaya uygun bir konu mu? İki, öğrenci bu konuyu niye merak etmiş? Üç, bu konunun çıktıları yani sonrasında elimize gelecek makale bilim dünyasına yeni bir şey katacak mı? 4. Bu araştırma sonucu öğrencimizin hayatına yeni bir şey katacak mı? Bu 4 kriteri birlikte değerlendirdikten sonra öğrencinin kendi konusu ya da bizim ona desteklediğimiz şekliyle kendi önerisinin yeni formatında bir araştırma yapmaya başlıyoruz. Bu sırada ek olarak araştırma sorusunun yanında araştırma yönteminin belirlenmesine de dikkat ediyoruz. Nasıl bir araştırma yapacağız? Piyasa araştırması şeklinde bir anket çalışması mı olacak bu? Küçük grup çalışması mı olacak? Odak grup mu çalışacağız? Derinlemesine mülakat mı yapacağız? Yoksa retrospektif bir tarama mı yapacağız? Bunların hepsine konunun özelliğine ve öğrencinin çalışmak istediği alana göre dikkat edip öğrenciyle birlikte anketler hazırlanıyor. Eğer anket çalışması yapılacaksa ya da odak grup çalışması yapılacaksa odak grup belirleniyor. Derinlemesine mülakatta kimlere neler sorması gerektiği belirleniyor ve tez çalışma süreci başlıyor. İdeal olanı tez çalışma sürecinde süreç ilerledikçe çıktıların bizimle paylaşılması. Böyle olduğu zaman biraz daha hızlı ilerlenebiliyor. Tekrarlar olabildiğine az oluyor ve sonuca daha çabuk ulaşılabiliyor. 200'e yakın öğrencimiz var doktora çalışması yapan ve bu çalışmaların peyderpey tamamlanması öğrencilerimize olduğu kadar bize de olabildiğine büyük bir keyif veriyor. Çünkü her tezde yeni bir şey öğrenmiş oluyoruz ve kendimizi doğru söylemek gerekirse geleneksel akademi hocalarından biraz daha şanslı hissediyoruz. Çünkü çok geniş bir çalışma alanımız var ve bu geniş çalışma alanı içerisinde öğrendiğimiz öğrencilerimiz, hatta bir zaman sonra artık dostlarımız ve doktorayı da bitirdikten sonra meslektaşlarımız olarak adlandırdığımız kişilerle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.